Aklın yolunda haftanın ve günün son saatine girdik. Günü birlikte tamamlayacağız. Geride bıraktığımız saatin sonunda bir soru ve açıklamayla yeni saate pas atmıştık. Abdullah Ağar bir önemli başlık açacaktı ama süre dar olduğu için koridor konusuyla birlikte kapatmıştık. Yeni başlıkla birlikte yeni saate başlayalım. Sonrasında bir kez daha söyleyelim. Son bölümümüzde yerli ve milli silahlar, bu ateş çemberi içerisinde ürettiğimiz yerli ve milli silahlarımızla ilgili önemli bir açıklamayı ana ekranlarınıza getireceğiz ama bu başlıkla ilgili devam edelim. Buyurun. Şimdi diğer haritayı alabilir miyiz? Bir önceki harita daha geniş bir haritaydı. Ya, oradan daha güzel gösterir. Daha net. Aktarabiliriz. Buyurun. Şimdi. Burada Amerika'nın koridoru var. Amerika'nın planı neydi? G20 zirvesinde Hindistan'da Biden büyük bir tantanayla, coşkuyla, şenlikle BRIC koridorunu açıkladı. BRIC koridoru neydi? Hindistan'dan başlayıp İMEK özür dilerim. IMEK olarak da değerlendirdiler. Hindistan'dan başlayıp Basra Körfezi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'in Aşkeron Limanı, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'den batıya. Evet. Şimdi bu haritada da yer alıyor. Bu Gazze Savaşı ile birlikte özellikle Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmanın donması nedeniyle şimdilik buzdolabına kaldırıldı. Ama mesele sadece bu koridor üzerinden ele alınıp Gazze Savaşı ile ilişkilendirilebilir mi? Hayır. Burada çok daha başka bir takım projeler var. Buyur. Şimdi bizim bir projemiz vardı. Neydi o? Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp Irak'ın şu ana kadar onlarca milyar dolar yatırım yaptı şu ana kadar. Fav Limanı'ndan Irak'ın bütün şehirlerini bağlayan kalkınma yolu, kalkınma yolunun Türkiye'ye ulaşması yani Basra Körfezi, kalkınma yolu Türkiye'nin karasalından Mersin, Doğu Akdeniz ve Avrupa. Bizim desteklemiş olduğumuz koridorda bu koridordu. Peki İran'ın koridoru neydi? O koridoru gösterin dilerseniz bu noktadan geliyor. Irak'tan yine bu noktadan geçecek ve Türkiye üzerinden gidecek bir koridorda. Fav Limanı oldu hemen. Şurası evet. Bakın buradan Basra Körfezi, buradan gelecek denizden veya Hindistan'dan gelecek, öbür taraftan gelecek. Çin'den ya da. Buradan geçecek, buradan girecek, buranın Irak'ın şehirlerini içeriğine alacak. Cizre adı geçiyor, buradan Mersin'e kadar gidecek. Evet. Değil mi? Şimdi bizim desteklemiş projede buydu. Peki İran'ın koridoru hangisiydi? Güney-Kuzey koridoru, Hindistan, Ermenistan, Karabağ savaşında Ermenistan'a destek verdi. Silah da verdi. Bak. Tabii. Şimdi kimle beraber destek verdi? İran'la beraber destek verdi. Hindistan, Basra Körfezi, İran, Ahvaz Arapları, devam. Zengezur koridoru'dan Ermenistan, Gürcistan, Karadeniz, oradan batı. Onun projesi de oydu. Şimdi bu savaş ne zaman çıktı? Azerbaycan'ın hangi kentine? Azerbaycan'ın şuradaki bir günlük antiterör operasyonundan hemen sonra çıktı. Arada ne oldu? Bir günlük antiterör operasyonu. Ardından bizim İçişleri Bakanlığımıza PKK'nın Suriye Mahreşli İstihbarat Servisi'nin yapmış olduğu saldırı. Doğru, Ankara'da. Bizim başlatmış olduğumuz Suriye ve Irak harekatları. Doğru. Tam biz Suriye-Irak harekatlarına başladığımız günde şurada Suriye'de Hama'da 100'den fazla askerin, generallerin olduğu, 200'den yemin fazla yerin olduğu saldırı. Bu saldırıyla beraber Rusların ve rejimin İdlib'e yüklenmesi ve ardından Gazze oldu. Şimdi Ermenistan'ın projesine gelelim. İran diyor ki Doğu Batı koridoru Zengezur'dan geçmeyecek. Nereden geçecek? Zengezur altından geçecek. Aras koridorundan geçecek. Anahtar benim elimde olacak diyor. Ermenistan ne diyor? Ben bir barış kavşağı projesi oluşturuyorum diyor. Hem Güney-Kuzey koridoru
hem de Doğu Batı koridoru benim üzerinden geçecek. Ben bununla ilgili özel güvenlik yapılanmasını kuracağım. Ve kavşağın anahtarı benim elimde olacak diyor. O yüzden biz buradaki savaşı, buradaki savaşla ve aradaki yaşayan süreçlerle bir şekilde ilişkilendirmek ve deşifre etmek durumundayız. Peki. Çünkü bu mesele doğrudan doğruya Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Doğru. Meseleyi okurken hep şunun üzerine okuduk. Ben en baştan bu cümleyi kurduğum zaman beni birileri çok fena saldırırlar. Zaten buradan alıyorum tüyoyu. Şimdi dedim ki, bakın dedim, Gazze Savaşı ile beraber neler çöp oldu veya neler buzdolabına kaldırıldı? Bir, İbrahim'i anlaşmalar. Yani Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki yakınlaşma dondu. İki, Çin'in bir şekilde Suudi Arabistan'la İran arasında ara buluculuk ederek sağlamaya kalktığı yakınlaşmaya karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a nükleer himaye, güvenlik garantileri ve ticaret, ekonomik bir takım şeylerle yani kazanımlarla bununla değil bununla el sıkış. Hatta Mısır'ın kabul ettiği gibi sen de İsrail artık kabul et. Bu da buzdolabına girdi. Bu koridor, şu görmüş olduğunuz Biden koridoru buzdolabına girdi. Ama asıl başka ne oldu? Neyi vurdu? Türkiye'nin özellikle yaşanan gerilimden sonra iyileştirme çabaları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'le, Netanyahu'yla, Amerika'da işte Yahudi lobisiyle yapmış olduğu enerji koridoru meseleleri vurdu. Şimdi o zaman sorunun cevabını saygıdeğer izleyicilerimize bırakıyoruz. Çok meseleyi, teşekkür ederiz. Meseleyi bir buradan okuyun, bir de buradan okuyun. Neleri vurdu? Ve abi, buradan kimler kim, kazanım elde? Kim kazandı peki? Bence cevabını ben vermeyeyim. O kadar dinamik bir süreç ki. O kadar dinamik bir süreç ki. Sizin ya, yorumunuz ne yönde olur? Bir kuleyle, gördüğümüz kadarıyla emperyalizm kazanıyor her şekilde. Üstteki alta, alttaki üste gidebilir. Yani tam anlamıyla, bakın söylüyorum, tam anlamıyla dinamik bir süreç. Ve henüz kazanan yok bence. Aklın, aynen işte onu söylemeye çalışıyorum. Aklın, çünkü süreç devam ediyor. Stratejik aklın ve etkinin. Şimdi etkiyi, şimdi en büyük sorun ne? Büyük bir acı var değil mi? Burada. Büyük bir acı var değil mi? Bu acıyla beraber bir şey yapamamanın üretmiş olduğu büyük bir çaresizlik var değil mi? Çaresizliğin üretmiş olduğu büyük bir öfke var. Birbirimize dahi bu öfkeye de saldırıyoruz. Ama burada bu mesele üretmiş olduğu acı, çaresizlik ve öfke üzerinden değerlendirilmeyecek kadar. Evet bunu değerlendir. Bakın söylüyorum. Sonuna kadar Filistin davasının arkasında olmalıyız. Çünkü adamlar haklılar. Evet. Filistinler haklı. Adamların toprakları işgal edilmiş. Gazze'nin sonuna kadar arkasında olmalıyız. Bunları yapmalıyız. Ama mesele sadece bu kadar değil. Diğer bu bahsetmiş olduğumuz kaynaklar ve koridorlar meselesi üzerinden meseleyi ele alıp bununla ilgili herkesin birbirine oyun oynadığı, tuzak kurduğu dönemde biz de kendimize ait olan, kendi vatanımıza ait olan etkiyi ve menfaati öngörmeliyiz. Yani cümle şu, bu toz duman bir gün dağılırsa, inşallah nasip olur dağılır bu savaş biterse, geriye ne kalacak? Peki. Bize ne kalacak? Elimizde ne kalacak? Filistinlere ne kalacak? Çok önemli. Bu topraklara, bu coğrafyaya ne kalacak? Buna kafa yormalıyız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli bir noktaya geldiniz aslında. Bıraktığınız noktadan hemen konuklarımın da yorumlarını alayım. Çok değerli bir anlatımdı elbette. Sadece biz de onu söylemeye çalışıyorduk aslında uzun süredir ama sizin perde arkasını anlatmanız çok kıymetli oldu. Küçücük bir toprak parçası için büyük büyük kuvvetlerin o Gazze güç yığdığı. Gazze değil. Gazze değil derken Mahmut Öbür de benzer bir ifade kullanmıştı. Sizin bıraktığınız noktada ne yapabiliriz konusunda kısa kısa da yorumlarını alayım konuklarımın. Ya Mahmut Öbür'le başlayalım. Çok buyurun. Böyle derin sonuca ulaşacak teoriler ortaya atacak halimiz yok. Kolay bir süreç değil, doğru. Ama bu savaşın arka planında bir finans ve enerji savaşı var. Bu koridor gerçekçi bir koridor değil. Bu koridoru Biden överek söyledi ama gerçekçi bir koridor değil. Ben Gazze Savaşı'nın bu koridorları alt üst ettiğini düşünüyorum. Yani bizim açımızdan, bak Rusya ve Türkiye açısından ben önümüzdeki sürecin daha olanak doğuracağını düşünüyorum. Çünkü bu gerçekçi proje değil. Türkiye'nin
o kalkınma yolu projesi çok daha mantıklı bir projedir ve bütün bölge ülkelerde en ucuz. En ucuz. Evet, maliyeti buna doğru yani gidecek. Gazze Savaşı'nın Abdullah Ağar diyor ki Gazze Savaşı küçük bir şey görünüyor ama büyük, bizim elimizde ne kalacak? Ya bizim elimizde ne kalacağı şudur. Bunun bedeli iki boyutu vardır. Bir, kendi bağımsızlığı açısından tarihsel bir adım atılmıştır. Ne demek bu? Dünya halklarına mal olan bir süreç başlamıştır. İki, bu küresel hattı var ya, bu paracıların hattıdır. Yani parasal finans dünyasının hattıdır. Bu hattı bozmuştur diye düşünüyorum. Bu hat artık devreden çıkar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekçi bir hat değil. Şimdi bunun yerine daha gerçekçi hatlar, yukarıdan belki İran'la da anlaşılır, Dengizor koridoru ortak bir şekilde devam eder mi? Cumhurbaşkanı da buna benzer bir açıklama yapmıştı. O devreye girer, bizim kalkınma hattı devreye girebilir. İhtimaldir bunlar. Burada aslında bize yönelik önemli bir, bu finansal aktın, paracıların tezgahı da şuydu. Bizi de orada zora sokmak, PKK üzerinden, Türkiye'yi kuşatmak. Onun da bozulduğunu düşünüyorum ben. Bu aslında çok önemli bir yere geldi. Sağ olsun. Şöyle yapalım dilerseniz Abdullah. Diğer konuklarım da yorumunu alayım. Soruyu, sonrasında siz soruyu, ya da şöyle bir kısaca alayım. Sonra devam edelim. Bu savaş üzerinden şekillenen pozisyonlar YPG PKK terör örgütüyle mücadelemizi ve YPG PKK terör örgütünün buradaki varlığını nasıl etkileyecek? Tamam. Bu da çok büyük bir soru. Bu da bir soru işareti kalsın. Güngör Uzaslan, soruya cevabınızla birlikte yorumunuzu alayım. Şimdi YPG PKK terör örgütüyle her zaman söylediğim var. Türkiye geç kalıyor. Yani bu vatan evladı olarak söyleyeyim. Suriye'de, Irak'ta neredeyse bizim bütün gücümüzü bunu sonlandırmamız gerekiyor. Bugün de geride bıraktığımız dakikalarda paylaşmıştık. Tabii bakın şimdi bizim operasyon da vardı. Yapıyoruz. Yapılıyor ama daha hızlı yapmamız lazım. Bizim hiç kendimizi anlamıyor. Güney sınırımızda bir sorun var. ABD'nin de 23 tane. Suriye'de ve Irak'ta da üstleri var. Burnumuzun dibinde ve PKK himaye ediyor. Davut koridorunun da olduğu haritayı gösterirsek tabii, o da Türk devlet akla karar vericiler bu işi artık bunun için siyasi irade var. Bunun için devlet var. Bu çünkü hiçbir devlet burnunun dibinde bir tehdidi kabul etmez. PKK bize birinci derece tehdit. Yani Türkiye'nin bugün herkese sorarım sokakta. Türkiye'nin en büyük tehdit nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve güvenliği için herkesin diyeceği PKK. Bakın buralarda ya ama askerimiz... Bir dakika, askerimiz Pençe bölgesinde. PKK bakın, deyip geçmeden arkasında ABD var. Tabii, şu anlatacağım. Yani, bakın şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda kahramanlar burada mukaddes Türk vatanını korumak için duruyorlar. Ama yanlarında kim var? Johnny'ler var. Bunu Türk devlet aklı taşıyamaz. Yani biz bunu söylemekle mükellefiz. Bu tehlikeyi bertaraf edeceksin. Onun için devlet var, onun için ordu var, onun için var. Ve milletin de istediği bu. Şimdi biz hep global ve küresel oyunları konuşuyoruz. Bakın güneyimizde Suriye Savaşı ve burada var. Kuzeyimizde de Ukrayna Savaşı var. İki kuzey hattımız da yukarıda. Ve mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Gemilerinizi getirdiniz dedi. 23 tane Suriye'de üstünüz var dedi. 15 tane dedi Yunan, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedi. Gazze'nin ilk geldiği zamanlar. Aslında devlet bunu görüyor. Görüyor. Yani bu sadece biz buzdağının görünen kısmını görüyoruz. Altta ciddi anlamda bir proje var. Bir de hatırlayayım, Condoleezza Rice Büyük Orta Doğu projesini açıklarken 2003 yılında ne dedi? Orta Doğu'da dedi sınırlar değişecek ama sınırlardan sonra da bir kelime söyledi. Rejimler değişecek dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye'de bir juntacı rejim gelecekti. Bu planları ve projeleri çalışıyor. İşte biz bu haritaları görüyoruz. Bakın bu haritalarda önceden bu bölgede ne vardı? Musul'dan çıkan DEAŞ. Siyah yorumluyorduk. O siyah harita sarıya döndü. Terör örgütü PKK yerleşti. Bir an önce bu tehlikenin halledilmesi lazım. Bakın içimiz iç siyasette de iç kamuoyu içine. Şimdi Suriyeliler geri dönecekti diyoruz. Suriyeliler PKK bölgesine dönmek istemiyor ki. PKK'nın rezerv insanı olmak istemiyor ki. Zaten vahşetten, terörden, devlet teröründen kaçtılar. Rejim bölgesine de dönmek istemiyorlar. Güvenli ve huzurlu bir şekilde. En büyük engel PKK. Bakın Abdullah Bey defaatle anladı. En çok bize gelen, ilk gelen Halep bölgesine ve kuzey hattından. Sınır yakın olduğu için. Yani güvenli olduğu için Türkiye'ye geldiler. Bu insanların bir an önce Türkiye'de dönmesi için de haklı. Biz terörle mücadele başlığını hep sıcak tutmak zorundayız. Yani bunu atlanmaması gerekir. Zaten biliyorsunuz Barış Pınar Harekatı'nın 9. günü Pompeya ve Pes Ankara'ya geldiler apar topar. Harekatı durdurmak zorunda kaldık. Ben söyleyeyim, burada bizim yarım kalan bir işimiz var. Bunu söylemekle mükellefiz mi? Ve Türkiye mutlaka bunda bir şekilde tamamlanacaktır. Benim de çok önemsediğim Membiş'te. O 2014 yılında Şafrat operasyonuyla geri taşındığımız Süleyman Şah Türbesi'ni yerine taşımak, o Türk bayrağını dikmek bütün vatan evlatlarının görevidir.
Peki. Yani bunu unutturmamamız gerek. Peki. Ceyhun Bozkurt. Yani şöyle, bu sonuçta bir, evet ben de katılıyorum. Sonuçta yani Abdullah Arın bıraktığı o soru işaretiyle birlikte ortaya çıkan tabloda yorumumuz. Yani emperyalizmle siyonizme karşı sizin de bir sonuçta bir pozisyon almanız lazım. Az önce konuştuk Abdullah Arın söylediği tablo. Şu an bir kazanan yok. Herkes bir güreşin içine girdi deyim yerindeyse. Bir mücadelenin içinde. Ve burada etki odaklı hamleleri, doğru hamleleri yapan ülkeler kazanacak. Yani bölgedeki ülkeler de kazanacak. Sonuçta ben buradaki yanıtın ağırlıklı olarak ki terör örgütünün bugün Türkiye'yi oyaladığı, ki aslında 80'lerden bu yana oyaladığı coğrafyaya baktığımız zaman aslında o bahsettiğimiz küresel ülkelerin operasyon yapacağı ülkelerin de aynı zamanda Türkiye'ye karşı bir tampon bölge. Yani bu hattı neden koridor olarak oluşturmak istedi Amerika'sı, İsrail'i? Yani Kürt koridoru dediler ama aslında Amerika-İsrail koridoruydu bu. Niye? Türkiye'nin güney hattındaki yönelik bağlantısını kesmek ve orada Filistin'le bağını kesmek, Suudi Arabistan'la bağını kesmek, az önce konuşuldu o kalkınma yolu gibi projelerle bağını kesmek, Türkiye'nin sadece güvenliğini, Türkiye'nin sadece coğrafyasını değiştirmek, güvenliğini tahrip etmek açısından yapmadılar. Aynı zamanda gelecek projeleri açısından da yaptılar. Bizim de yanıt vereceğimiz alan bir burası olur, bu hat olur. Ki ben açık söyleyeyim. Bakın James Jeffrey şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz Afrin Harekatı'nı yaptığımızda Zeytin Dalı'nı. Demiştik ki siz Elbap Harekatı'nı yapınca, Fırat Kalkanı'nı yapınca bizim planlarımız bir bozulmuştu. Sonra Münbiş'ten Afrin'e daha güneyden, ki Abdullah abi çok daha iyi bilir. O Elbap Harekatı'nda bizim müttefiklerimiz bizi engellemeye çalıştı. Buraya kadar indirmemeye çalıştılar haritada gözüken noktada. Elbap'a girmemizi istemediler. Türkiye bütün o koridor planlarını çöpe attı. Şimdi güney hattını da o yüzden de aynı zamanda bu sözde kukla devlet, işte terör devlet Çin'e açmaya çalışıyorlar aynı zamanda. Türkiye'nin vereceği yanıtlar bu coğrafyada olacaktır. Irak ve Suriye'de, ek olarak Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta olacaktır. Peki. O küresel oyunu orada bozarsınız. Ve şunu da son cümle onu da söyleyeyim. Buyurun. Açık söyleyeyim. Bölge merkezli güçlerle, bakın tabii ki haklı şeylerimizle, argümanlarımızın arkasında durarak Şam, zaten Bağdat'la görüşüyoruz. Şam meselesini de biraz hızlandırmak gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Peki. Ki burada dediğim gibi tekrar altını çizeyim. Haklı argümanlarımızın da arkasında durarak. Peki.